Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cumanız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Yüce Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Adını anarak birbirinizden talepte bulunduğunuz Allah'ın emir ve yasaklarına uyun. Akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah hepinizi görüp gözetmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan akraba ilişkilerini sıkı tutsun. Muhterem Müslümanlar, sahabeden biri Peygamberimize gelerek, ey Allah'ın Resulü, ben akrabamla ilişkilerimi sıcak tutmaya çalışıyorum. Onlarsa beni arayıp sormuyorlar. Onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiye akrabalarına güzel davranmaya devam ettiğin sürece Allah'ın yardımının kendisiyle olacağını bildirdi. Aziz müminler, sıla-i rahim ailemizle, akrabamızla, komşularımızla ilişkilerimizi sürdürebilmek için önemli bir vesiledir. Sıla-i rahim akrabamızla ilgilenmektir. Onların sevinçlerini, kederlerini paylaşmaktır. Birbirimize güven vermektir. Zor zamanlarında yakınlarımızın yardımına koşmaktır. Düştükleri vakit ellerinden tutup onları kaldırmaktır. Dünyanın türlü hengamesinde bitap düşen zihinlerimizi, gönüllerimizi birbirimizin şefkat, merhamet ve muhabbetiyle rahatlatmaktır. Kardeşlerim, başta anne babamız olmak üzere bütün yakınlarımızla ilgilenmemiz Rahman'ın merhametine kavuşmamıza bir vesiledir. Rabbimiz Resulünün diliyle bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Ben Rahmanım. Akrabalığı ben var ettim. İsimlerimden birini ona verdim. Yakınlarıyla ilgilenip akrabalığın hakkını veren kişiye lütufta bulunurum. Akrabalarıyla ilişkisini kesen kişiden ben de rahmetini keserim buyuruyor. Aziz kardeşlerim, hepimiz bu dünyada gurbetteyiz. Gurbetin hüznü birbirimize uzattığımız yardım eliyle hafifler. Sılanın sevinci gurbetin zorluğunu azaltır. Bizler bu dünyada birbirimize ülfet ve muhabbetle muamele edersek, Rabbimiz de kıyamet gününde bizlere merhametiyle muamele eder. Bizler bu dünyada birbirimize şefkat,
merhamet ve samimiyetimizi ikram edersek, Rabbimiz de ebedi yurdumuz olan ahirette bizlere tükenmeyen cennet nimetlerini lütfeder. Kardeşlerim, öyleyse geliniz Rabbimizin rızasını kazanabilmenin şartlarından biri olan sıla-i rahime özen gösterelim. Anne babamızın, eş ve evlatlarımızın gönlünü hoş tutalım. Yakın, uzak akrabamızla, komşularımızla ilişkilerimizi ihmal etmeyelim. Her biri bizim için bir değer olan yakınlarımızı ihmal etmeyelim. Hayatın koşuşturması içerisinde farkında olmadan gönüllerimiz arasına duvar örmeyelim. Uzakları yakın eylemek için şu günleri fırsat bilelim. Unutmayalım ki asıl sıla-i rahim sormayanı sorabilmektir. Aramayanı arayabilmektir. Gelmeyene gidebilmektir. Zira asıl yücelik yalnızca iyiliğini gördüğümüz kişilere değil, görmediklerimize de iyilik edebilmektir. Aziz kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizleri sıla-i rahim bilincinde akrabalık hak ve hukukuna riayet eden kişilerden eylesin. Bye.